iş toparlayacakmış ya. Şeyleri soruyordu. Senaryo ile ilgili şeyleri soracaktı Yasin Bey'e. Hayır dedi ya, 6'da sizi arar. Mesut'a da bunu söyledim. Tamam. Bu şekilde gidecek sözleşme. Ajansta kendime hazırladığım ortama bakar mısınız arkadaşlar? Mumumumu yaptırmıyorlar bana. Fotoğraf çekimlerine kullanacaklarmış ama ben yine de motiveyim. Motivasyonum sağlam. Selam, pazartesi bayağı hızlı bir giriş yaptım. Valla 7'de falan kalktım. Sporlar bitti. Ajansta işleri toparladım. Şimdi fotoğraf çekmeye gidiyoruz Işıl'la beraber. Işıl da bugün çok şık olmuş. Gerçekten beğendim ben seni bugün. Ben de bu ceketin üzerine böyle kazak denemeye çalıştım ama kazak böyle çok yoğun yoğun durdu. Aslında bunların üzerine bence sivet koyacaksın. Şöyle asmalı şeyden bahsediyorum arkadaşlarım. Şu an böyle bir anda girmiş oldum. Boşver, bir anda girişler iyidir. Ben de böyle sivetle denersem bu ceketin üzerine... İstedim böyle bir şey yapmak ama ajanstakilerle olmadı. Bu arada Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Yani tabii istiyorsanız ama storylerden sürekli hediyeler veriyorum. Markalardan bize biliyorsunuz çok fazla ürün deneyimleyip paylaşmamız için geliyor. Benim de çoğuna ihtiyacım olmuyor artık. Maalesef ki keşke olsa, ilk başlarda çok hevesle alıp hepsini kullanıyordum ama artık gerçekten yok. O yüzden ben de paylaşımcı davranmak istiyorum. Zaten sizle paylaşmam için bu hediyeler gönderildiği için storylerden sık sık böyle hediyeler veriyorum. Bugün de böyle bir paket vereceğim birazdan. Yani bugün dediğim, siz bu videoyu 3-4 gün sonra izleyeceksiniz ama ben vermiş olacağım. Aklınızda olsun yani. Evet, bakalım. Şimdi böyle bir rapor var. Evet. Bu insanlar storyleri paylaşırken Google'da arayın falan demişler miydi? Ek tek gibi bir detay paylaşmışlardı. Bunu ama başka bir ajans yapmış. Hı hı. Tam sırtım. Şey, neydi o? Oletoks söylüyorsun sen ya. Oletoks. Ufak bir cinayetlerde var ya, kadın full tonsür falan yiyor. Herhalde. Şunlarda çok oldu. Neye? Bu arada o kameranda bir problem olabilir misin Allah? Hayır, kameramda bir problem yok. Bunu anlattım az önce. Bu kameraların hepsinde bu geç odak problemi var. Evet. Hala odaktayız. Şimdi saat 6'yı, saatimin de şarjı bitti 7. ama 7 olmuş. Biz hızla ajanstan çıkıyoruz. Çünkü ben şey bakacağım. Katı meyve sıkacağı, evet. Katı meyve sıkacağı almam gerekiyor. Aslında almamak için çok fazla direndim. Ama bugün alacağım. Çünkü yarın Allah kısmet ederse bu kereviz sapı suyu detoksuna başlamayı düşünüyorum ve çok ihtiyacım oluyor evde. Bunu keşfettim, denedim. İnşallah böyle küçük, kompakt bir şey bulurum. Vallahi parasında falan değilim de evde kaplayacağı yerdeyim birazcık. Ya çok teşekkür. Yok. Bakın, birçok mağazada gezdim. 7000 lira bile fiyatlar verenler oldu. Tefal'e geldim. Dediğim gibi küçük bir şey arıyordum. Ama size minnoş bir kadın eve sıkacağım. Çok mutlu oldum şu anda böyle minik bir şey bulduğum için. Yapmaktan en nefret ettiğim şey çanta değiştirmek. Geçen videoda göstermiş miydim? Hayır, göstermemiştim. Şu üçlüyü yeni aldım. Özellikle arkadaşlarım, şu aydınlatıcı efsane. Böyle yanımda falan da taşıyorum. Ve inanılmaz doğal bir aydınlatıcı. Şu üçü, bir tane de lip balm. Herhangi bir lip balm bana makyajda yeter. Bir de maskara. Şunu seviyorum. Aslında Kiko'nun bütün lip balmlarını seviyorum. Hatta bu daha da güzel. Bu var ya arkadaşlar, Nars'ın 250-280'e satılan Nars Orgazm lip balmının aynısıdır. Attık çantaya. Sizi şarjsız bırakamam. Arkadaşlar tekrar günaydın. Şimdi yine spora geldim ben. Bayağı istikrarlı bir şekilde devam ediyorum. Haftada en az 2 ve 3 aralığında gelmeye çalışıyorum. Daha fazlası olamıyor zaten karantinadan dolayı.
Şöyle geçen hafta da spor videolarımı izlemişsinizdir. Bayağı hani bu yanlarım falan var benim. Zaten 62.8 100 gramım. Akşam yine tartınacağım. 60.80'e düştüm. 62.8'im 60.80'e düştüm ama akşam ne olur bilemem. Birazcık şuralar falan eridi. O bir şişkinlik ödem gitti. Acaba dedim saati mi karıştırdım? 10 mu 11 miydi ama. Gün 11. Perşembe 10 değil mi? Bir şey soracağım Rümeysa. Sanki ofisten giriyormuşum gibi yapsana. Vlog bağlayayım. Girişi yapıyorum. Tamam. Aşırı doğal bir vlog oldu. Spordan çıkmış maşayı atmış gelmiş. Bir şey soracağım. Bu benim sürdüğüm rujlar şeyde ekranda asla belli olmuyor. Yani ben sürüyorum arkadaşlar. Ama yine dudaklarım donuk çıkıyor renklerden. Bir tane donuk çıkartmayacak renk var. Bekle. Şey yapayım, kendimi kontrol etmek istedim şu an. Niye? Bakayım, benimki gayet okey çıkıyor bu arada. Ya bende sorun mu? Yok. Biraz koyu renk sürmen lazım belki de, bilemiyorum. Koyu değilim ya. Koyu. İzlediğimde beni dövecek. Ne? Sana bir sürpriz bıraktım burada izler. Donukluk varsa o maskaradandır. Başka bir sürprizi yok ya. Benim bütün hani çirkin gördüğümüz her halim maskara sürmediğim için yoksa başka hiçbir sebebi yok. Ay şu çiçekleri göstermek istiyorum arkadaşlar ya. O kadar güzel çiçekler geldi ki bugün. Ajansa geldi bunlar ama bir tanesi bu. Bunu eve götüreceğim. Bir de böyle bir şey geldi. Bunları eve götüreceğim. Bizim odada dev böyle büyük yeşil bir çiçek var. Birazdan gösteririm size onu da. O burada kalacak. Bugünün mutluluğu bunlarla. Biz şimdi böyle bir saç toplama reels'ı çekeceğiz. Siz de götürelim reels'ı çekmeye. Böyle bir saç reels'ı yapacağız beraber. Nasıl oldu? Bence güzel. Daha. Puma bayağı iyiydi ya. Aynen. Şundan bir kat daha yapabilir miyiz sence? Yaparız. Bir kat daha. İkili mi? İkili yapalım ya. Çok abartı oluyor ama. Güzel olmuyor. Yeni gelin gibi oluyor. Yeni gelin. Yeni gelin, eski gelin. Şunu atabilirim. Bu kereste suyu var ya. Gerçekten çok tokluk sağlıyor. Gerçekten. Ya bende psikolojik olarak öyle bir etki oldu. Ya da yani gerçekten sağlıyor. Çünkü benim bu saatte deli gibi hani tatlı falan istemem gerekiyor ama istemiyorum. Bayağı şeker dengesi falan acayip sağlıyormuş. Yani zaten öğlene kadar da bayağı tok tuttu. Yapılmalı. Arkadaşlar, müşteriye şarkı yazıyoruz ve şarkının bir dakika uçtuk demosunu yapıyoruz burada. Yani o kadar yetenekli bir ekibim var, soprano, daha hafif bir rock söyleyen rapçi, dansçı. Böyle bir durumdayız ya. Şey var. Şimdi İrem'le kereviz sapı aramaya çıktık buradaki marketlere ve bence hiç kolay bulunabilir bir şey değil. Değil, asla değil mi? Değil. Ben Migros'tan, Makro'dan almıştım. Umarım buradaki böyle dışında manava olan marketlerden birinde vardır. Ben şimdi bu kadar gaza gelmişken sapsız kalmayayım ya. Ama zor biraz gerçekten bulunuyor. Bakalım. Yok galiba. Merhaba. Kereviz sapısı var mı? Neler var ama koparabilirim sizin için. Ama onlar çok az. Tabii o... Böyle böyle satılıyor yani. Var mıdır yok mudur emin değilim. Yani inşallah kereviz sapının tam olarak hani... Yok galiba. Hiç yok. Baksana sadece kerevizler var burada. Nerede ya?
İtimat, senden umutluyuz. Yani Bağdat Caddesi'ndeki gurme marketlerde kereviz sapı yoksa bağırıyorum arkadaşlar, hiçbir yerde yoktur. Karnabaharlardan. Yok yok, karnabahar. Tabii ki. Yeterli midir bu? Yeterli. Kereviz sapına ölmüş. Gideme bak, hafta sonu avokado yiyecek. Hafta sonunda daha var neyse. Ay evet ya, ne bileyim, hep cumaları senleyiz ya, o yüzden evet, bir şey oldum. Ben de Riyan cuma sandım ama neyse, gideyim. Bir günü daha şaka maka bitirdik. Ben yine yasağa deldim ve 9'u çeyrek geçiyor şu anda saat. Geç kaldım, İrem'le sohbete daldık. Bugün vlogu da kapatıyorum. 3 günlük vlog çekmeye alıştık. Yarın görüşürüz. Herkese selam. Dışarıda dehşet bir lodos var. Biz az önce reels demiştik. Lodos'la reels ne alakaysa. Neyse, aslında demek istediğim şey, lodos benim başımı aşırı ağrıtıyor arkadaşlar. Gözlerimi böyle kocaman şiş yaptı. Yüzümü şişirdi. Ki biliyorsunuz zaten şiş yüzlü bir insanım. Üstüne bir de gözüm yüzüm şişince, ki bayağı bir buz falan uyguladım, İyice böyle balık surat bir şeye döndüm. Günlerden çarşamba. Biz böyle modumuz yerinde, lodosa rağmen, baş ağrısına rağmen modumuz yerinde, bayağı verimli bir gün geçiriyoruz. Sabah toplantımızı yaptık. Az önce reels'larımızı çektik ve gün devam ediyor. Biraz sahile geldik Işıl'la beraber. Hava alalım, bir güzel kare çekelim diye. O kadar yani lodostan şikayet ettim. Şu an lodosu seviyorum. Çünkü lodosun denizli böyle kokusunu böyle üzerinize getirmesi de ayrıca güzel bir şey. Ve şu anda şu an yaşandı. Şey kakaları, martı kakaları çantamda. Böyle ne zaman gelsem de martı pislemesi olayı var. Caddebostan sahildeyiz bu arada. Etraf bakalım. Hadi gidelim. Baksana. Şey oldu. Ne zaman gelsem buraya bir şekilde bu oluyor. Allah'tan böyle silinebilir bir şey ki. Şey olur hemen. Temizlenir. Galiba gerçekten çok az çalışan insanlar, bugün bunu anladık. Bize de öğle arası böyle arası geldik, 2 saat bir şeyler yapıyoruz ama bayağı kalın çünkü. Böyle akıyor zaten. Tamam, ben doğal renk çekeyim, güzel bir şey. Bir dakika, ben bunu çıkacağım. Ajansın yeni kahve makinesini daha önce size gösterdim gelirken ama anlatma fırsatı bir türlü yakalayamamıştım. Özellikle anlatmak istiyorum çünkü gerçekten yani işleriniz varsa ve kalabalık aileyseniz, ev için bence böyle küçük çekirdek aileler için değil ama kalabalıklar için müthiş bir makine, ya da kahve tutkunları için. Bakar mısınız şurada şöyle işte espressosu, kafe, americano, cappuccino, latte, macchiato, kafe, latte diye bir sürü seçenek var. Şuraya more drinks yazınca, yani diye basınca burada bir sürü başka kahve çeşitleri de çıkıyor. Direkt ben mesela şimdi kahve yapacağım. Normal kahve. Bir dakika, buradan çıkalım. Mesela normal kahve yapacağım. Kahvenin işte oranını, içerisindeki ne kadarlık kahve alacağınızı hepsini buralardan seçerek OK'ye basıyorsunuz. Ve direkt kahveyi yaparak size hazır hale getiriyor. Pardon. Okey de şuraya basıyorsunuz. Geldik. Bu anı seviyorum. Kız günlerdir aylardır aynı bütçeyi konuşmuyor muyuz?
Normal dur dedim, hemen havaya girdi. Gözlüğüm yansıma yapıyor. Anında tiyatroya girdi Rümeysa. Ama gözlüğüm yansıma yapıyor. Şu gariplere bakar mısınız? Bitişik çalışıyoruz. Bu vlog bence dünyanın en sakin, en sıradan şeylerinin yapıldığı vlog oldu. Ama ben sıradanlığı seviyorum. Birazcık bir sohbet edeyim istedim size. Çünkü dün bildiğiniz böyle tam böyle şımarık kadınların tarzında böyle dertsiz din içerisinde ben çok yoğunum, hiçbir şey yapamıyorum, motivasyonum düştü tarzında. Gerçekten insan kendini dışarıdan baktığında bu şımarıklığı görebiliyor çünkü. Bir sinir şeyine girdim. Siz görmediniz, oraları çekmedim ama çekse miydim bilmiyorum. Nefret ederim. Hiç gerek yok. Mesela karşımda bir sinir, böyle bir buhranlara falan girdim. Aslında böyle dışarıdan bu tarz şeylere giren insanlara böyle kendi içimden hep kızarım ama insan bazen girebiliyor. Yani bir dert yok, sadece çok yoğunum, bir şeye odaklanamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Hepinizin başına geliyordur. Böyle hani şey yapmak istiyorsunuz, yapacaklarınızı düşünüyorsunuz ama asla böyle bir harekete geçemiyorsunuz ve yapamıyorsunuz, düzenleyemiyorsunuz. Dün akşam birazcık bunun üzerine düşününce dedim ki artık hani planlı da bir insanım ben aslında ama birazcık daha planlamayla fazla vakit kaybediyorum. Onun yerine aksiyonla birazcık devam etsem hayatımda daha çok yer açılır. Bir de şu da çok zor. Kolun yoruldu mu Rümeysa? Yok. Bir de şu da çok zor. Çünkü tripodum olmadığı için Rümeysa'cığım bana yardım ediyor şimdi. Sosyal medyanın sürekli içinde olmak, yani hem influencer olarak içindeyim, hem işte ajansta sürekli bir sosyal medya içeriği üretiyoruz. Kendime bu yolu seçtim, hayatta bu işleri yapıyorum ve çok da mutluyum aslında yaptığım işten ama sürekli olarak bunun içerisinde olmak insanı bazen böyle şey yapıyor, psikolojisini etkileyebiliyor gerçekten. Çünkü bir şekilde aslında iş saatleri, zamanı ve yapılma anları belli olmayan bir iş. Her an bir şey üretebilirsiniz. Her an bir şeyden ilham alabilirsiniz. Ve o yüzden de sürekli olarak telefonda olma hali oluyor. Ve bu benim beynimi çok fazla doldurduğu için bazen patlama anları yaşayabiliyorum. Hiçbir zaman sosyal detoks falan filan yapamam ama en azından sabah erken kalktığımda artık telefonu elime almayacağım. Geceleri birazcık daha kontrollü bir şekilde alacağım. Çünkü en son bir ayda şöyle bir noktaya döndüm. TikTok'tan içerikler var. Şu marka şu içerik olabilir. Ben böyle bir reels çekebilirim gibi böyle biraz fazlaca bakılma, fazlaca hem bir yandan çekim yapıyorum gündüz, akşamları da hem markalara hem kendime ne yapacağımı düşünüyorum. Biraz bu fazla oldu. O fazlalık da dün bende böyle minik bir patlama yaşattı. Biz de şimdi yeni bir sisteme geçtik. Şimdi böyle haftalık bana ajans ve genel iş planım dışında içerik planları da yapacağız. Onları da böyle özellikle Reels kısmından bahsediyorum. YouTube zaten hayatım içinde akıyor bu arada. Yani YouTube gerçekten beni bütün bu aşamalarda yormayan, iş olarak görmediğim, herhangi bir, hep söylüyorum, beklentimin hani nasıl diyeyim, çok izleneyim, çok şöyle olsun gibi beklentimin olmadığı, gerçekten arkadaşımı yanımda taşıyormuş gibi hissediyorum. Umarım o size de geçiyordur. Öyle bir yer ama Instagram tarafında projeler oluyor, işte Reels'larım oluyor. Onları artık böyle 1-2 günde çekip sonra bütün haftaya yayma gibi bir şey yapacağım. Bakın bütün taktikleri de söylüyorum. Fotoğraflarımı da ilk, hani bugün mesela Işıl'la işte 3-4 kare çektik. En azından onlar da hazır olursa ben de rahat ederim diye düşünüyorum. Böyle bir ara sohbeti yapmak istedim vlogda sizlere. Bunu aldığınızda kullanımınızın geçmesini bekleyin ve olumluğuma karşı çözüm bulun. Bu vlogun mesajı da bu olsun diyorum. Ve sizi şuraya koyarak ben bu mesajla devam ediyorum. Ay bir şey söyleyeceğim, Amerikan filmlerindeki ışıklı yerler var mı? Şey oldu, fark nasıl, bir de şimdi böyle biraz para mevzuları falan döndü ya burada, bak tek ışık indi yukarıda. Biraz böyle bir gerildim, filmler konuşuldu. Çok gerildim. Neyse çözdük bunu bence. Bence şu imza alansın derdimiz kalmayacak, ben sana söyleyeyim. Ay, birazdan yeni vloga geçeceğim ama kereviz sapı suyuyla başladığım videoyu bununla kapatmak istiyorum. Birazcık faydalarından bahsedeceğim. Bu arada 4 gündür içiyorum. Bugün
Evet, 4 gündür içiyorum. Hatta birazcık az yaptığım için sabah ve akşamları da içmeye başladım. Tadı ben kerevizden nefret ettiğim halde bana hiç kötü gelmedi. İçine limon atarak da denedim, limonsuz da denedim. Gayet güzel, gayet içilebilir bir tadı var. Bende şu anlık bir etkisi olmadı. Sadece tatlı isteğim kesinlikle azaldı. İnternetten okuduğum faydaları ise şunlar. Bir kere işte karaciğerinize çok iyi geliyor. Kan şekerinizi düzenliyor, cildinize çok iyi geliyor. Kerevizin suyunun inceliği mi diyeyim, doğru mu anlatıyorum bilmiyorum ama hücrelerden geçebilecek incelikte olduğu için de hücrelerinizi besliyorsunuz. Bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasını sağlıyor, ödeminizin giderilmesini sağlıyor. İşte kalp damar sağlığına iyi geliyor. Cildi söylemiştim, cilt de parlak, daha parlak ve canlı bir etki bırakıyor. Şu anda cildinde bir etki olmadı ama sanıyorum bir hafta 10 gün sonra onda da etki başlar. Çok fazla video izledim bununla ilgili. Herkes acayip bir cildindeki işte tenindeki değişimden de bahsediyordu. Bu güzellik değişimini de bekliyorum artık kendisinden. Sadece bulunması çok zor. Sap kereviz bulmak her manavda olan bir şey değil ve herkes de bunu satın almadığı için dolayısıyla almıyorlar. Bir de ilk gün kullandığım evdeki kerevizler sulu suluydu ama bunlar mesela o kadar su çıkarmıyor. O yüzden ikili kullanmak zorundayım. Tanesini 10 liraya aldım. Birazcık pahalıya mal oldu o yüzden benim için. Ben de taze direkt miydi? Tazelendik.com muydu? Gerçekten aşağıya linkine bırakacağım. Öyle bir yer buldum. Bu kereviz saplarının çok daha büyüklerinin tanesini 5 TL'ye satıyorlar. Antalya'dan kargo yapıyorlar ama gelmesi 3-4 gün 5 gün sürer diye ben almış bulundum. Artık bunları içeceğim. Oralardan sipariş verebilirsiniz. Öyle çok daha uygun fiyat diye gelir. Diyeceklerim bu kadar. İsterseniz suyla karıştırıp da içebilirsiniz. Limon suyu ya da salatalık gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Suyun birazcık daha fazla olmasını istiyorsanız. Ama önemli olan burada kerevizden maksimum faydayı sağlayabilmek deyip videomu bitiriyorum. Umarım sevmişsinizdir. Sıradan böyle günlük hayatım içerisindeki tek olayım kereviz sapı olduğu bir video izlediniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Zaten aynı kıyafetlerle direkt açılışı yapacağım. Bu arada karla veda edeyim size ya. Bakar mısınız? Oh mis gibi. Aa, çok güzel yağıyor. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.